Kanalımıza hoş geldiniz. Müslüme'nin annesi konuştu. Aklımı kaybedeceğim. Yörük kızı Müslüme Yağlı'nın yaşadığı kıl çadırda sessizlik hakim olurken anneanne Ayşe Yağal, ben bunları duydukça aklımı kaybedeceğim. Çok kötü, kafamı kaldıracak gücüm kalmadı diye konuştu. Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük ailesinin çadırının önünde bisikletiyle oynarken kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağlı'nın 10 gün sonra ölü bulunması Türkiye'nin gündemine oturdu. Son olarak Müslüme'nin ölümü ve sonrasında ortaya çıkan haberlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteğiyle bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır. Ayrıca anne S'ye de bir kadın konuk evine yerleştirilmiş denildi. Aklımı kaybedeceğim. Öte yandan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın yaşadığı kıl çadırda sessizlik hakim. Anneanne Müslüme Yağal çıkan haberlere ilişkin, ben bunları duydukça aklımı kaybedeceğim. Çok kötü. Kafamı kaldıracak gücüm kalmadı. Bu kadar kötü şeyler olacağını tahmin etmiyorum. Bizim Dünür hasta oldu. Oğlu da babasının yanına gitti. Böyle laflar doğru değil. Bu laflara karşıyız. Suçlamalar ayıp. Kızımız Mersin'de çok kötü olduk diye konuştu. Mersin Barosu ile Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağlı'nın ölümüne ilişkin getirilen yayın yasağına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Barodan yapılan yazılı açıklamada Yağlı'nın ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında gizlilik kararı ve yayın yasağı olmasına rağmen basında ve sosyal medyada çıkan asılsız haberlerin üzüntüyle takip edildiğini belirtildi.